Bugün çok fazla insanın mustarip olduğu bir konuya değineceğiz. Sohbette aklına konuşacak bir şey gelmemesi. Sanki beynin donup kalır ve tuhaf sessizlikler oluşur. Peki nasıl her koşulda iletişime istediğimiz gibi devam edebiliriz ve asla konu sıkıntısı çekmeyiz? Hadi başlayalım. Nasıl hissettiğine odaklan. Tabii ki iletişimin mantıklı olması gerekir. Tüm iletişim boyunca sadece rastgele sesler çıkartamazsın. Ama nasıl hissettiğin ve o andaki enerjin sözlerden çok daha önemli. Bunun bir kere farkına vardığında mükemmel sohbeti yakalamanın veya mükemmel kelimeyi bulup onu söylemenin baskısı uçup gidecek. Kendini akışa kaptıracaksın. İlgi çekici konulara gelirsek bunun için evrensel bir kural yok. Tüm konular birileri için sıkıcıyken birileri için çok eğlencelidir. Bu yüzden senin neyi sevdiğine odaklan. Çünkü o konudan konuşurken yansıttığın enerji konuştuğun kişinin ilgisini çekecek. Absürt bir örnek ama matematiğe çok düşkünsen yeni tanıştığın birinin yanına gidip büyük bir özgüvenle şunu diyebilirsin. Hey, 2 artı 2'nin kaç olduğunu biliyor musun? Lanet olası 4 dostum. Olayı anladın sen. Hatta bundan da derini, neyi komik bulduğuna odaklan. Sohbette 3 içsel buton vardır. Günümüzde çoğu insanın buna gerçekten aç olduğu 3 düğme. Eğlence, kaygısızlık ve tutku. Eğer konuştuğun şeyi komik buluyorsan çok iyi. Çünkü gülmeye başlayacaksın ve biraz eğlence oluşturacaksın. Bu da herkesin özlediği bir şey. Dışarı bakarsan çoğu insan 5 karış suratla geziyor. Ayrıca herkes çok daha az umursamak ister. Herkes gevşemek ve kaygılarını bir kenara bırakmak ister. Çoğu insan fazla sikine takıyor. Sen takmazsan sana çekilirler çünkü o kaygısızlık enerjisi onlara iyi gelir. Sonunda biraz nefes alırlar. Senin de etrafında böyle biri vardır. Ve onun yanındayken hayat çok daha eğlenceli ve parlak olur. Eğer o da burada olsaydı çok daha rahat olurduk diye düşünürsün. Bunu senin oluşturma vaktin. Üçüncü buton tutku. Artık tutkulu insan sayısı çok az ve çoğu kişi benim için fark etmez kafasında. Bir şeyler için heyecanlanmak muhteşemdir. İçindeki ateşi körükleyen şeyleri bul. Biz bir yerlerimizi yaprakla örtüp avlanırken de iletişim kuruyorduk ve o zaman kelimeler yoktu. Şu anda da biriyle tanıştığında ilginin %20'si konuştuğun konudayken %80'inde şunu düşünürsün. Bu insana baktığımda ne hissediyorum? Bu sebeple şirketler sadece CV'sine bakıp birini direkt işe almazlar. Mülakat da yapmak isterler ki onun enerjisi nasılmış görsün. Konuşurken barı düşür. Söylediğin her şey altın değerindeyse fazla çabalıyor gibi görünürsün. Ve şu modda olursun. Evet, bu dediğim yeterince iyi. Bu sefer pek iyi olmadı. İşte şimdi güzel bir şey söyledim. Keşke burada başka kelime kullansaydım. Aşırı kasıntı. Bu bir yerden sonra işkenceye döner. Bunun yerine barı indir veya daha iyisi barı yok et. Baktığın zaman aslında aklına söyleyecek bir şey gelmediğinde beynin çalışmayı durdurmuyor. Sadece o an kafandan geçen şeylerin yeterince iyi olmadığını düşünüyorsun. Lanet barı indir ve aklındakileri sözlere dök. Geniş konu yelpazesi. Genelde güzel bir konu buluruz ve onun suyunu çıkarana kadar konuşuruz. Bunun hakkında daha fazla ne söyleyebilirim? Artık bu konuda konuşacak bir şey kalmadı diye düşünmene gerek yok. Onun yerine bir sürü konu hakkında konuş. Konuların arasında mantıklı bir bağlantı olmasına lüzum yok. Hatta bu şekilde daha iyi çünkü hem tahmin edilemez hem duygusal yükselişler yaşatıyor. Konuşmayı çok sevdiğim bir konu olabilir. Tabii ki onun hakkında konuş ama insanların sadece tek konuyu konuştuğu o kişi olma. Psikolojik olarak biriyle farklı çevrelerde bulunmak onunla bağ kurmanı hızlandırır ve güven oluşturur. Hatta bunun için konuşmana bile gerek yok. Seninle rastgele bir insanı sürekli farklı ortamlara koysak, konuşmasanız bile aranızda bir bağ olduğunu hissedersin. Farklı konulardan konuşmak da böyledir. Aralarında bağ olmamasını da şöyle düşün. Biyoloji dersinde gördüğün biriyle akşamında gece kulübünde karşılaşıyorsun. Çok alakasız ve bu durum, onu matematik dersinde görmekten daha çok sizi yakınlaştıracak. Bu yüzden konuşurken konudan konuya zıplamaktan çekinme. Benim adım Fatih. Seni fiziksel, sosyal ve mental olarak daha iyi yapmak için videolar paylaşıyorum. Hayatındaki her şey dilediğin gibi ve muhteşem olsun. Hoşça kal.